Nedeni ne olursa olsun, bedende kanamaya bağlı olarak kan kaybedilmesi yaşamı tehlikeye sokar. Bu nedenle kanamalar ilk yardımın öncelikli konularındandır ve kanamalı bir hastayla karşılaşıldığında derhal müdahale edilmelidir. Bu konuyla ilgili kullanılacak olan anahtar kavramlar şunlardır: kan, damar, kanama, yara, yaralanma. Bu programı izledikten sonra kan nelerden oluşur, vücudumuzda hangi damarlar bulunur? Kanama türleri nelerdir? Yaraların belli özellikleri nelerdir? Sorularına yanıt verebileceksiniz. Dolaşım sisteminin hareketli dokusu kandır. Kalbe gelen ve kalbi dolduran kan, kalbin pompalama etkisiyle tüm bedene yayılır. Kan temel olarak iki kısımdan oluşur. Bunlar plazma ve hücresel kısımlardır. Plazma kanın sıvı kısmıdır. Kanın %55'lik kısmını oluşturur. Plazmanın %90'ını su, %10'unu organik ve inorganik katı maddeler oluşturur. Hücresel kısım. Kan hücrelerini içeren kısımdır. Kanın %45'lik kısmını oluşturur. Hücresel kısım eritrositler, lökositler ve trombositlerden oluşur. Kadın bedendeki temel görevleri dolaşım sistemi ile birlikte yaşam için gerekli oksijeni taşımaya, dokularda biriken karbondioksitin atılmasına aracılık etmek, besinlerin hücrelere taşınmasına aracılık etmek, hormonların, vitaminlerin ve enzimlerin taşınmasına aracılık etmek, kan asitlik derecesinin düzenlenmesine katkıda bulunmak, beden ısısının yayılmasını sağlamak, savunma sistemine katkıda bulunmak bağışıklık sisteminde görev almak ve pıhtılaşma mekanizmalarında görev almaktır. Bedendeki toplam uzunluğu 90 bin kilometreyi bulan damarlar kalpten aldığı kanı dokularımıza götürür ve dokulardan tekrar kalbe getirir. Taşıma fonksiyonlarına göre damarlar, atar damar, toplar damar ve kılcal damarlar olmak üzere üçe ayrılır. Kalbin Sol tarafından yüksek basınçla fırlatılan kan öncelikle aort adı verilen en büyük atardamara gelir. Daha sonra aort atardamarlarından dallanan büyük atardamarlar bedene kanı dağıtır. Aort ana atardamarı dallanarak arterlere, arterler dallanarak arteriyollere, arteriyoller de küçülerek kılcal damarlara dönüşürler. Toplar damarlar kılcal damarlardan sonra gelen damarlardır. Toplar damarlar hücre ve dokuları saran kılcal damarlardaki kanı alıp kalbe götüren damarlardır. Kanama sağlam bir yapıda olan damarın bütünlüğünü bozularak kanın damar dışına çıkmasıdır. Kanamalar damar tipine göre 3 kategoride ele alınır. Atar damar kanamaları, toplar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları. Kanamalar gözde görünüp görünmediğine göre 3 ana başlıkta incelenir. Bunlar iç kanama, dış kanama, doğal deliklerde meydana gelen kanamalar. İç kanama, kanamanın çoğu zaman gözde görülmediği kanamalardır. Kan damar dışına çıktığında beden içi boşluklara akar. Derinin sağlam kaldığı iç kanamalar daha çok şiddetli travma, yüksekten düşme, trafik kazaları, kırık delici ve kesici aletle yaralanma, çeşitli hastalıklar, ateşli silahla vurulma gibi olaylarla ortaya çıkar. İlk yardımcı, iç kanamanın olup olmadığını çok iyi araştırmalıdır. Her ne kadar iç kanama gözle gözlenmese de kişide iç kanama olup olmadığına yönelik bulgular kendini belli eder. İç kanama... Kanama durdurulmazsa şoka ve ölüme yol açabilir. Bedende herhangi bir kanama söz konusu olduğunda ve kanama çok ciddi değilse, bedendeki kanı durdurma mekanizmaları kanamayı kanı pıhtılaştırarak durdurur. Ancak ciddi kanamalarda bu mümkün olmayabilir. Bu tür durumlarda kanamayı durdurmak için dışarıdan müdahale etmek gerekir. Dış kanamalarda ilk yardımda kanayan bölgeye öncelikle baskı yapılır. Kanama halen durmamışsa kanayan bölge kalp seviyesinden yukarı kaldırılır. Kanama yine durmuyorsa en yakın bası noktasına bası uygulanır. Genel olarak bedendeki baskı yerleri şunlardır. Boyun, boyun atardamarı baskı yeri, köprücük kemiği üzeri, kol atardamarı baskı yeri, koltuk altı, kol atardamarı baskı yeri, kolun üst bölümleri, Kol atardamarı baskı yeri, kasık, bacak atardamarı baskı yeri, uyluk, bacak atardamarı baskı yeri. İlk yardımcı olay yerine geldiğinde tek başına ise ve ortamda birden fazla yaralı var ise hızlı olay yeri ve hasta değerlendirmesi yapmalıdır. Atardamar kanaması olan birine müdahale ederken kişinin kanayan bölgesine bastırılmalı, kanayan bölgeyi yukarıya kaldırmalı ve en yakın baskı noktasına baskı yapılmalıdır. Bu müdahaleyi yaptığında olay yerindeki diğer yaralılarla ilgilenemeyecektir. Çünkü elleri kanaması olan hasta ile meşguldür ve onu bırakamayacaktır. Normal şartlar altında doğal delikler olarak bilinen kulak, göz, burun, anüs, cinsel organlarda kolay kolay kanama olmaz. Bu bölgelerde kanama meydana geliyor ve bu kanamalar süreklilik arz ediyorsa mutlaka bir uzman doktora görünmekte fayda vardır. Burun kanamaları her zaman herkesin başına gelebilecek kanamalardır. Basit burun kanamalarında hasta ile konuşulup hastaya ilk yardımcı kendini tanıtır ve hastayı oturtur. Burun kanamalarında baş hafifçe öne eğilir. Baş hasta arkaya doğru çekilmez. Burun kanatları baş önüne eğilirken iki parmakla en az 5 dakika sıkılır. Kanama durmuyorsa hasta ya da yaralı acil servise yönlendirilir. Kulak kanamasının burun kanamasından farklı olarak çok sıklıkla karşılaşılmadığı bilinir. Normalde bütün kanamalarda kanama durdurulmaya çalışılır. Kulak kanamalarında ise kanamaya izin verilir. Bunun temel sebebi kafa içi basıncı azaltmaktır. Kişi sırt üstü ya da kanayan kulak üzerine yatırılır, kan akışına izin verilir. Çarpma, yüksekten düşme, trafik kazası, hayvan ısırması, travma, elektrik çarpması, uzun süre güneşte kalma, ateşli silahla yaralanma, yanma, donma gibi benzer olaylar sonucunda deri ya da mukoza tabakasının bozulmasına yara denir. Bu olaya da yaralanma denir. Yaralanma sonucunda bedende kişiden kişiye göre farklılıklar arz etse de oluşan yaranın belli karakteristik özellikleri vardır. Bu özellikler şunlardır. Ağrı ve acı hissi, şişlik, fonksiyon kaybı, açık yara ise yara kenarlarının ayrılması ve enfeksiyon riski, bedende her yara sağlık için bir tehdit, ciddi bir unsur oluşturmaz. Bir yaranın ciddi olabilmesi için belirlenen ortak kriterler şunlardır. Yaranın kenarlarının 3 cm'den daha fazla ayrık olması, durmayan kanaması olması, kas, sinir ve kemiğin görünmesi, yabancı cisim varlığının olması, ateşli silahla olması, delici kesici aletle olması, hayvan ısırığına bağlı olması, iz bırakma ihtimali olmasıdır. Ölüm Sakatlık ve uzun süreli tedavi gerektiren yaralanmalara en çok baş ve omurga bölgesinden alınan darbeler neden olur? Göğüs bölgesi hacim olarak bedende önemli bir yer kaplar ve genelde de yaralanmalar en çok göğüs bölgesinde gerçekleşir. Bu bölgede var olan iki temel yapı yaşam için vazgeçilmezdir. Kalp ve akciğerler kalp ya da akciğerlerde meydana gelen yaralanmalar bu iki yapının fonksiyonunun durmasına yol açabilir. Karın bölgesi de göğüs bölgesi gibi geniş bir hacimde olduğu için yaralanma ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca göğüs bölgesi gibi kaburga kemiklerince de korunmadığı için darbelere açıktır. Bu tür yaralanmalarda en büyük tehlike yaranın derinliğidir çok derin ve keskin yaralanmalarda karın içinde bulunan organ ve dokular dışarıya çıkabilir. Kan temel olarak plazma ve hücresel kısımlardan oluşur. Taşıma fonksiyonlarına göre damarlar, atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardır. Damar tipine göre kanamalar, atar damar kanamaları, toplar damar kanamaları ve kılcal damar kanamalarıdır. Kanamalar gözle görünüp görünmediğine göre iç kanama, dış kanama ve doğal deliklerde meydana gelen kanamalar olmak üzere üçe ayrılır. Bu programda kan nelerden oluşur? Vücudumuzda hangi damarlar bulunur? Kanama türleri nelerdir? Yaraların belli özellikleri nelerdir? sorularına yanıt arandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgileri Temel İlk Yardım Bilgisi ders kitabının 3. ünitesinden ulaşabilirsiniz.